Şimdi burası karbonhidrat grubu. Karbonhidrat grubu deneylerimizde batikonla deneyimizi yapacağız. Bu batikon veya tandır diyot veya ligol de olabilirdi. Burada önce pirince, sonra makarnaya, sonra patatese damlatacağız. Sonra ne getirdik bakalım başka? Şeker ve bildiğimiz ekmek. Bunları damlatacağız. Bunları damlattıktan sonra burası da protein grubu. Protein grubunda nitrik asidimiz var. Buna dikkatli çalışmamız lazım çocuklar. Nitrik asitle önce neydi bu? Nohut. Nohutu ezdik değil mi? Evet, nohutu ezdik. Sonra bu neydi? Mercimek. Mercimeği de ne yaptık? Ezdik. Tamam. Sonra burada ne var? Demir. Burada da etimiz var. Eti sen getirdin değil mi? Aferin. Burada da ne var? Yumurtamız var. Yumurtayı da damlatacağız. Burası protein grubu. Burada bir sararma bekliyoruz değil mi? Tamam. Daha sonra burası da yağ grubu. Yağ içeren besinleri nasıl anlıyorduk? Beyaz kağıdı ne yapıyordu? Eziyorduk ve şeffaflaşıyorduk. Şimdi bunu deneyeceğiz. Burada ilk önce neyin üzerinde deneyeceğiz? Antep fıstığı üzerinde değil mi? Burada da bildiğimiz yağ, sıvı yağ üzerinde deneyeceğiz. Burada ne var? Ceviz var. Cevizi de yine beyaz kağıtla ezeceğiz. Burada ne getirdin sen? Zeytin getirdin. Ve zeytini ezerek zeytinyağına bakacağız. Burada da ne var? Çekirdeği de sen getirdin. Sen de çekirdeğe benziyor zaten. Şeker şey. Evet, bu deneyleri yapacağız birazdan. Şimdi karbonhidrat deneylerine başlıyoruz. Hadi bakalım tatlım, başla. En meşhur karbonhidratlardan birisi. Ne? Pirinç. Hadi bakalım, yakından izleyelim. Etrafına gezdir. Bir daha damlat bakalım. Daha şimdiden siyahlaşma olmaya başladı değil mi? Bir daha damlat. Çok güzel. Etrafını gezdirerek yap. Çok güzel. Harika. Bekleyelim biraz. Rengi ne oldu? Kıpkırmızı normalde batikon. Batikon kıpkırmızı ama bu karbonhidrat içeriği olan bir şeyle karşılaştığı zaman rengi neye dönüştü çocuklar? Siyahlaştı değil mi? Mavi mor renk oluyor bazen. Şimdi de ne var sırada? Makarnamız var. Şöyle açalım. Hadi bakalım. Sen de makarna da dene. Gezdirerek. Biraz bekleyelim onu da. Yine burada da bir renk değişimi hafiften başladı değil mi? Yine gezdirerek yap. Çok güzel. Tamam. Şöyle yakın çekin bakalım. Bakın renk ne oldu? Siyah, mavi de diyebiliriz, mor da diyebiliriz. Bu tarz bir şey oldu değil mi? Tamam. Güzel. Yeşil oldu. Şimdi patatese geçelim. Evet, patatesteyiz şu an. Hadi bakalım, patatesi yapıyor arkadaşımız. Diğerine de damlatalım. Bol bol. Fazlalıkları aksın. O kırmızılık giderse daha rahat görürüz. Fazlalıkları da poşetin içine akıt tatlım. Şöyle yan tutup şöyle akıtalım fazlalığını. Daha rahat görelim. Çok güzel. Şimdi birazdan diğerlerini bir kez daha çekeceğim. İyice ne karardığını göreceğiz. Mavi mor arası renge dönüşecek. Şimdi neye geçelim? Şekere geçiyoruz. Hadi bakalım. Işıklı. Başla bakalım. Şeker bakalım ne hale gelecek. En meşhur karbonhidratlardan birisi. Mümkün olduğunca uzak durmamız lazım bu şekerli şeylerden. Çok güzel. Çok güzel. Evet, biraz daha yap. Sonra ekmeğe geçelim. Çok güzel. Bunu da biraz bekleyelim. Tamam, ekmeğe geçelim şimdi. Sırada ekmek var. Bastır. Çek şimdi. Bak içindeyken. Hayır. Bastırıp bırakıyorsun. İçindeyken bastır bırak. Bırak. Tamam. Şimdi al onu. Damlat. Dağıtarak. Aynısını bir daha yap canım. Çok güzel. Hatta yeterli bile. Hatta bir daha yap istiyorsan.
İyicene görelim. Oo, ekmekte bayağı bir etkili oldu değil mi? Gayet güzel. Çok güzel. Tamam. Ekmek simsiyah hemen oldu. Diğerlerinin belki biraz daha zamana ihtiyacı var. Şimdi ben bu karbonhidrat grubunda yaptığımız deneyde biraz beklediğimizde kararma veya mavi mor renk değişimi zaman alabiliyor. Şimdi bir kez daha gösterelim hepsine. Bakın ilk önce neyi yapmıştık? Patatesi yaptık. Patateste bayağı bir kararma oldu değil mi? Hatta morarma gibi bir şey var burada sanki değil mi? Pirinç pardon doğru pirinç. Bayağı bir kararma morarma oldu. Az önce hemen olmayan neydi bu? Makarna da hemen kararma morarma olmadı. Biraz beklediğimizde oldu. Bayağı bir renk değişimi oldu. Demek ki bunun içinde ne varmış? Karbonhidrat varmış değil mi çocuklar? Peki gelelim. Bakın patatesi bekledikçe ne hale döndü? Siyah. Siyah. Evet bu da güzel oldu. Gelelim. Şekeri bol olan, karbonhidratı bol olan şeye. Bunda çok çabuk bir değişiklik olmadı çünkü bu rafine şeker. Rafine şeker olduğu için bunda bir takım işlemlerden geçiyor. Yani böyle karbonhidrat içeriğini tam olarak tespit edemeyebiliyoruz. Çünkü çok kararma yok. Bunda biraz daha zamana ihtiyaç var. Ekmeğe geçelim. Ekmek zaten buğday olduğu için full karbonhidrat. Hemen simsiyah oldu değil mi çocuklar? Buna ne renk dersiniz siz? Siyah. Siyah mı, mor mu, mavi mi? Nasıl bir renk bu? Siyah. Simsiyah oldu değil mi? Evet. Evet gayet güzel. Çok güzel. Karbonhidrat grubunda deneyimiz çok güzel. Değişimleri hemen gördük. Karbonhidrat grubuna teşekkür ediyoruz getirdiğiniz malzemeler için. Şimdi birazdan protein grubuna geçeceğiz. Şimdi de sıra geldi protein grubunun deneyine. Bu deneyde ne yapacağız? Dikkatli çalışacağız değil mi? Çünkü burada nitrik asit var. Nitrik asit tehlikeli. Ben içinden çekeceğim. Çektikten sonra size vereceğim. Siz de damlatacaksınız. Ama dikkatli bir şekilde. Tamam mı çocuklar? Şimdi burada elimizde olanları az önce saymıştık. Önce ezdiğimiz neyle başlıyoruz? Nohutla başlıyoruz. Nohutla fasulyeyi getirmedik değil mi? Neyse. Nohutla mercimeği sen getirmiştin. Şimdi ben nitrik asiti dikkatli bir şekilde çekiyorum. Sen içinden yavaşça al. Dikkatli bir şekilde içine damlat bakalım. Gezdirerek. Gezdirerek damlat. Tamam. Yeter. Tekrar dikkatli bir şekilde koy. Tamam. Ben şimdi bir daha çekiyorum. Tekrar çektim. Bu sefer bunu kim yapıyordu? Tamam. Sen dikkatli bir şekilde içinde gezdirerek damlat. Gezdirerek. Gezdirerek. Çok güzel. Çok güzel. Bir daha yap. Koy içine. Koy içine. Bırak bana. Dikkatli bir şekilde al. Koy içine. Damlat, damlat, damlat. Çok güzel. Bir daha koy içine. Aferin. Şimdi gelelim. Hangisine? Ete. Aldık. Ete damlatacağız. Etimiz de bayağı meşhur değil mi? Evet. Al bakalım. Gezdirerek damlat. Biraz bekleyeceğiz çocuklar. Sararma hemen olmaz. Çok güzel. Bir daha damlat. Buna yetti. Yeterli. Tamam. Koy içine tatlım. Dikkatli bir şekilde. Tamam. Şimdi gelelim bunu daha hızlı görebileceğimiz deneye. O da ne deneyi? Yumurta sarısı. Şimdi ben senin için çekeceğim bunu. Sen de dikkatli bir şekilde yumurtanın özellikle sarı kısmına değil de beyaz kısmına damlat. Beyaz kısmına, beyazına damlat. Şu köşesinden. Aferin bak. Köşesinden damlattığında zaten anlaşılıyor. Bak. Çok güzel. Bir daha yap tatlım. Koy içine dikkatli bir şekilde. Bastır. Bastır. Çek. Tamam. Al onu. Bir daha şu beyaz kısmına. Bak buradan çok güzel gözüküyor. Harika. Bak ne oldu? Sarardı gördünüz mü? Yumurta da çabuk tepkime veriyor. Tamam. Tekrar koy içine. Çok güzel. Dikkatli çalışıyoruz. Ben hemen alayım onu. Tamam. Şimdi çocuklar burada nitrik asitle yani piyasada kezzap deniyor değil mi?
kezzabı içinde proteini bol olan bir besine koyduğumuzda renk ne olur? Sararır değil mi? Böyle bir şey bekliyoruz. Bakalım burada. Hafif bir sararma var mı? Evet. Evet, hafif bir sararma var. Bakın. Az öncekinden daha sarı. Ama bekledikçe bu daha çok saracak. Koyulaşacak yani. Buraya bakalım. Burada sararmayı çok iyi göremiyoruz. Çünkü bunun rengi zaten ne? Kırmızı. Turuncu, kırmızı gibi bir şey. Dolayısıyla buradaki sararmayı çok iyi göremiyoruz ama renk değişimini görebilirsiniz değil mi? Burada renk değişimini biraz daha iyi görebileceğimiz ne var? Et var. Ette önce beyazlaşma oldu değil mi? Biz bunu bekledikçe bunun daha çok sararmasını bekleyebiliriz. Bunun hemen sararmamasının sebebi de içinde etin ne var bir de? Ne var? Yağ. Yağ var değil mi? Dolayısıyla yağ da buna biraz engel oluyor. Yağlı et çünkü. Ama deneyimizi en güzel bize gösteren nedir? Yumurta. Çünkü yumurtanın akına, bu arada yumurtanın akında protein miktarı sarısından daha fazla var. Yani yumurtanın sarısını değil de akını yerseniz daha çok protein almış olursunuz. İşte bakın, yumurtanın sarısında değil de akında renk değişimini hemen gördük. Hemen bir beyazlaştı. Zaman geçtikçe bu neye dönecek? Sarıya dönecek. Şimdi protein deneyimizi yaptık. Protein deneyimizi yaptık. Bu da getirdiğiniz malzemeler için teşekkür ediyoruz. Birazdan yağ deneyine geçeceğiz. Tamam mı? Şimdi de yağ grubunun deneyine geldik. Evet. Yağ grubunun deneyinde elimizde ne vardı? Antep fıstığı, normal yağ, ceviz, çekirdek. Aferin. Şimdi önce arkadaşımızla başlayalım. Evet tatlım, hadi başla bakalım. Antep fıstığına bakalım, yağ var mı yok mu? Bunun sonucunda şeffaflaşma bekliyoruz. Kağıdı ışığa doğru tuttuğumuzda şeffaf bir leke bekliyoruz. Ezebildiğin kadar ez. İstiyorsan ayakta da yapabilirsin. Çok güzel. Elinle üstünden bastır iyicene. Vur 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 vur. İyicene ez. Ne kadar ezersen o kadar başarılı olur. Şöyle al mesela, şöyle bastır elini. Heh, aynen öyle. Aferin. Bastır 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 bastır. İyicene bastır. Şimdi bunu ne yapacağız? Onu açalım, temizleyelim. Bu kadar ezdik. Şimdi bunu şöyle yapalım. Onu bir temizleyelim. Evet, al bunu. Şuradaki üstündekileri şuraya doğru temizle. Yani şunları şöyle temizleyelim iyicene. Onu da temizle. Temizle, temizle. Fazlalıkları al. Al, 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 al iyicene. Al, al, al. Sadece yağları kalsın. Bastıra bastıra iyicene temizle onu. Aferin. Devam et, devam et, devam et. Bastır iyicene. Çok güzel. Heh, iyicene temizle. Hiç Antep fıstığı kalmasın. Diğer tarafı da al. Bastırarak temizle. Şunu alalım, rahat çalış. Çok güzel. Şimdi bunu ışığa doğru tut bakayım. Şöyle kaldır. Bakalım şeffaflaşma var mı? Ben yardımcı olayım. Arkadaşın denk gölge yapıyor. Vay. Görüyor musunuz? Bak. Göstereyim size. Nasıl? Harika. Evet. Şeffaflaşma var. Demek ki Antep fıstığında bayağı bir yağ var. Antep fıstığımız böyle. Şimdi gelelim. Zaten yağın kendisi. Birkaç damla. Sadece birkaç damla damlatsan yeter. Dikkatli bir şekilde. Tamam. Bekleyelim. Hemen kaldır bakalım. Bunu çok beklememize gerek yok. Hemen ışığa doğru tut. Kaldır, kaldır, kaldır. Bakalım. Oo, bu daha da iyi. Neden? Çünkü bu saf yağ değil mi? Şöyle bir göstereyim ben herkese. Bu saf yağ olduğu için şeffaflaşma bunda daha fazla var. Yani bu yağın lekesi işte. Yani biz bir besin içeriğinde yağ olduğunu beyaz kağıtta bu şekilde ispatlıyoruz. Tamam, çok güzel. Gelelim sıradaki deneye. Ceviz. Yine en fazla yağ bulunan besinlerden birisi. Hadi bakalım.
Ezebildiğin kadar ez. Ne kadar böyle ezersen o kadar başarılı sonuç alırız. İstersen ayakta da çalışabilirsin. Daha rahat edebilirsin. Elini çek de eline durma. Heh. Üzerine aban böyle bastırayacağım. Heh, çok güzel. Ayağa kalkıp üzerine bastır istiyorsan. Heh, aynen öyle. Aferin. Vur 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 vur. Çıkmaya başladı ya o, değil mi? Cevizde çok yararlı yağlar var. Beynimiz için çok yararlı, değil mi? Temizle bakalım. Sen de arkadaşın gibi aynı şekilde temizle onu. Peçete vereyim sana. Dur. Al. İyice de sıyırarak temizle. Sen kıpırdama. Sıyırarak temizle. Sıyırarak temizle. Temizle demeyeceğim. Heh, kaldır bakalım. Oo, cevizde ne kadar yağ var, değil mi? Evet. Bu da güzeldi. Çok güzel. Evet, sıradaki yağcı kim? Yağcı, hadi başla bakalım. Önce cevizleri, aman ceviz diyorum. Zeytini, çekirdeğini çıkart bakalım. Çıkıyor. Sanki kedi gibi mi ya o? Kedi. Değil mi? Evet. Kedi lekesi gibi oldu. İki tane kedi karşılıklı. Sincap mı? Evet. Bayağı bir yağ varmış. Gördük. Aferin. Tamam. Teşekkür ederiz. Şimdi sıradaki deneyimize geçelim. Çekirdek. Evet. Çekirdek deneyi. Aynı şekilde. Çekirdeğimizde de bayağı yağ var, değil mi? Biraz daha şeye tut, ışığa doğru tutar mısın? Sola doğru. Heh.
Tamam. Bana doğru yaklaşır biraz. Daha iyi görüntü alayım. Yaklaşır. Ver bana. Evet. Gördüğümüz gibi bayağı bir yağ var üstünde. En fazla yağ hangisinde gördük çocuklar? Saf yağ hariç en fazla hangisinde var? Hepsini kaldırın bakalım. Bakıyoruz böyle. Saf yağ hariç sanırım en fazla zeytinde var değil mi? Bakın zeytinde bayağı var. Bu neydi? Ceviz. Oo, cevizi de bayağı varmış. Bu ne? Zeytin, ceviz, Antep fıstığı, bu saf yağ, bu da çekirdek değil mi? Güzel. Evet, yağ deneyi size teşekkür ediyorum. Karbonhidrat deneyimizin sonuçlarını tekrar gözden geçiriyoruz. Pirinç, makarna, patates bayağı kararmış. Şeker çok kararmadı. Ekmeğimiz bayağı bir karardı. Karbonhidrat böyle. Protein grubuna geldik. Protein grubunda sararma var. Bayağı da güzel sarardı. Buraya bakıyorum. Sarı rengini çok göremiyoruz ama vallahi gördük. Çok güzel. Çocuklar sararmış beklediğimizde gördünüz mü? Bak şöyle ışığa doğru tutayım. Birazdan siz de bakarsınız. Işığa doğru tuttuğumuzda sararmayı görürsünüz. Sararmış mı? Sonra ete bakıyoruz. Ette yağla birlikte olduğu için sararmadan ziyade daha çok ne var? Beyazlaşma var. Uzun vadede belki sararabilir. En güzel deneyimiz de yani sararmayı daha rahat gördüğümüz deney ne? Yumurta deneyimiz. Burada da sararma var bayağı. Evet. Bu şekilde nitrik asit sayesinde bir besinde protein olduğunu anladık. Lügol sayesinde veya tendrodiol sayesinde de bir besinde karbonhidrat olup olmadığını anlıyoruz. Yağ deneyine geldiğimizde bu neydi? Antep fıstığı. Antep fıstığı. Bu saf yağ. Saf yağımız. Bu ceviz. Ceviz de bayağı var. Bu zeytin. Zeytin de çok var. Bu da çekirdek. Çekirdeği çok fazla koymadık ama değil mi? Daha fazla koysaydık daha çok yağ olurdu. Biz de beyaz kağıt sayesinde bir besinde yağ olup olmadığını anlıyoruz. Tamam. Deneyimize burada son verirken ne diyoruz? Duyamadım. Görüşürüz.